Evet Edirne Dakarsa Dünya'dan Mars'a ne kadar vizyon Türk Televizyonu Yöre Müşterimiz programına gönül verin de gelin. Bazen canlı yayınlarda oluyor böyle. Biraz sinyalı geç aldık. Yayına girmişiz. Haberimiz yok. Evet ekranı başındaki sevgili izleyicilerimize de günaydınlar olsun. Bazen oluyor başkanım böyle işte biz daha antrenman yapıyorduk burada prova yapıyorduk. Evet şimdi diyoruz canlı canlı başlıyoruz. Ramazan ayda bir diyoruz. Karadeniz'in bel kırması. Haydi bakalım. Ramazan günü. Hoş geldin abi. Teşekkürler abi. Hadi abi. Bir şarkı alalım hemen davul zurnamızı alacağız. Namaste radyo. Namaste. 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 Sen var ya abilerin gülüsün. Senin için aya çıkarım. Allah razı olsun. Sağ ol. Programın hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol. Teşekkürler abi. Merhabalar. Abi şöyle seni bir alayım. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Çıktın. Hangi ilçeden çıktın? Gökçebey'den geliyorum abi. Bakmadın sağa sola verdim burada mola. Gaz kesmeden geldim vallahi. Sonumuz hayırlı olsun. İnşallah abi. Sağ olasın. Evet sevgili Ramazan Aydemir, Rüştü Şeker bizi bugün yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Evet sevgili izleyiciler bugün Çorum Kargı Çetliköyü Dernek Başkanım, yönetim kurulu arkadaşları üyeleriyle birlikte programımıza konuklar. Sevgili Başkan hoş geldin. Hoş İsmail Gölten. Hayırlı olsun programımız. Kaymakamdan alır o emiri, aldığı emir de keser demiri. Çetliköyü'nün mülki amiri muhtarımız Mustafa Bedir. Tekrar hayırlı olsun. Ol, daha önce ol. De dönem bu ikinci evet, dönemli muhtarım. Dönem, evet. Geldi gitti demirel gibi
Kendi gitti. 8 kere gidip 9 kere gidecek hastalık herhalde. Kötü bir şey demek. İkinci dönem mi muhtarım? Hayırlı olsun evet. Diyelim. Evet, aramızda yine İstanbul Zonguldak Devrekliler Dernek Başkanı Turan Kabarık var. Başkanım hoş geldin. Sevgili başkanım. Çorum Kargı Göletköy Dernek Başkanı aynı zamanda Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcım Cemil Yaşkabak. Yöremiz Töremiz programının da sponsorlarındandır. Sevgili başkan hoş geldin tekrar. Ve Mustafa Gıdak abim, Rahmi abim sizler de hoş Bayram geldiniz. Özden. Bütün hepinize hoş geldiniz. Bayram Özden abim. Ömer Akgöz hoş geldiniz. Mustafa Çeliker hoş geldin derken. Yöremiz Davulcuna ekibini bir alalım. Davulcularımızın başka programı var. Oraya yetişsinler. Haydi bakalım arkadaşlar.
Kaptan abim, Satılmış, Erçe ve Emrah kardeşim. Abi çok davulcular süper. Zurnacımız daha fena. Son delikten çalıyor vallahi baktım. Öyle mi? Çok fena, çok fena. O çalar, her delikten çalar. Zurna olsun yeterli elinde. Evet, davulcuma ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, programlar olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Güle güle diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yöremiz Töremiz programı davulcunasız olmaz. Davulcunla bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bu programa destek veren dostlarımız da var. Derneğimize ayrıca destek veren, derneğimizin de kendine göre sponsorları da var. Derneğimiz aynı zamanda ÇORDEF'in kurucu üye derneği. Aynı zamanda İsmail Gülten'de yönetimde mi federasyonumuzun başkan da yardımcısı. Her etkinliğinde, her programında, her zaman koşturanlardan Cemil Yaşkabak'la en çok ikinize iş düşüyor sanırım, evet. ÇORDEF'in programlarında. Her yerde sizi görüyorum çünkü. Ve bu arada geçen yıl Çetliköy Derneğimizin köyde bayram şenliği yaptık. Bizi evinde ağırlayan sanatçılarımla ve beni evlerinde konuk eden özellikle Bayram abi, o ne güzel bir ev yapmışsın. Güle güle oturmaya Allah nasip etsin o evler. Her yerinde ışık yanan bir ev. Ve Mustafa Gıdak abi, ne güzel bir kahvaltıydı o kahvaltı. Aynısını bir daha istiyoruz abi. Evet, Ulus Elektrik Bayram Özden. Çok teşekkürler ayrıca katkılarından dolayı, desteğinden dolayı. Ve Lafçı Gayrimenkul Danışmanlığı Abdullah Lafçı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Eğer daire mayre gayrimenkul alacaksanız yapı, her gelene açık kapı. Zeynel Parmak sizi ararsanız yutmasınız sapı, hesaplı olur. Elimizden geleni yaparız. Aynı zamanda Celil Elektrik Cemil Yaşkabak zaten programın sponsoru. Daire lazım oldu mu hemen onun müteahhitlerini arıyoruz. Ya Cebeci İnşaatı birilerini arıyoruz. Yeter ki faydamız olsun, katkımız olsun. Ve bugün burada göremedim Osman Mercan. Mercan kravatları. Aslında. Kravatlarım hep Mercan kravatlarından. Osman Mercan sağ olsun. Rahatsızmış, ameliyat oluyormuş. Hastanedeymiş sanırım. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbimden acil şifalar diliyorum bütün hastalarımıza. Ve Rahmi Lafçı da her zaman bir arada, merhem olur o kanayan yarada. Bugün de burada. Abi hoş geldin tekrar. Evet, muhtarım ve başkanımıza geçmeden önce sevgili Rüştü Şeker'den bir parça alalım, bir şarkı alalım. Şöyle alır o eline sazı, yapmaz nazı, oynatır gelin kayınla kızı. Onu sonra yapacağız Rüştücüğüm. Onu sonra sen istersen şu hani bir şarkım vardı ya, ister onu playback gir, ister canlı yap, nasıl bilirsen serbestsin. Bu arada şunu söyleyeyim, dernek başkanımıza İsmail Gölten biliyorsunuz çok etkin. Vallahi telefon şeyini falan köye, o bölgede çekiyorsa bugün telefonlar. İsmail Gölten'in çok emeği var. Soru sormak istiyorsanız muhtarımıza, başkanımıza, sanatçılarımıza. Babacan bir tane soru sorayım muhtarımıza. Tabii, dur, kutlama şimdi... yaptık mı muhtarım? Daha yapmadık henüz. Tamam, tam zamanı vallahi. Oynatalım seni bugün. İnşallah. Evet. Vizyon yazıp boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'da mesajlarınızı gönderiyorsunuz. İstek ve taleplerinizi yazıyorsunuz. 39-29'da gönderiyorsunuz. Mesajlarınıza elimizden geldiği kadar yer vereceğiz. Evet, başkanımıza, muhtarımıza, sanatçılarımıza sorularınız ya da istek ve talepleriniz varsa vizyon yazıp boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'da gönderiyorsunuz. Haydi Rüştü Şeker, içine geçecek.
Hata benim günah, benim suç benim. Elimden içtim derdin zehrini. Hata benim günah, benim suç benim. Elimden içtim derdin zehrini. Hata benim günah, benim suç benim oyun. Seni körümüş gözlerim, görmedim seni. Boşa mecnun eyle kendimi. Hata benim günah, benim suç benim. Boşa mecnun eylemişim kendimi. Hata benim günah, benim suç benim oyun. Neşet Ertaş hocamızı da rahmetle. Müştü Şeker hemen peşine hareket bir şey bağlayacağını sandım. Evet, neyse, hareketli de yapacağız. Hareket olmayınca bereket olmazmış. İnsanı alıyorsun götürüyorsun. Sabah sabah biri diyor davul zurnayı çaldırıyorsun, kafamızı şişiriyorsun. Biri diyor sabah sabah bizi nereye götürüyorsun abi diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Ama bu programın özelliği, güzelliği de bu. Hepsine bir renk var değil mi abi? Değil mi Ramazan? Vallahi doğru. Evet sevgili izleyiciler, İsmail Gölten tabii ki tek başına değil, bir yönetim kurulu var. İsmail Gölten, Zafer Çırkıkçı, Hasan Kıdak, Sinan Özdemir, Fevzi Yemişti. Çorum Kargı Çetbiköy Dernek Yönetim Kurulu ve tabii ki köy muhtarlarıyla köy dernekleri her zaman böyle yan yana olmalı, istişareli olmalı. Muhtarımız da burada sağ olsun bugün geldiği için teşekkür ediyorum. Teşekkür sevgili ediyoruz. Muhtarım, Türkiye'de 5 yılda yapılır seçim. Seçilen seçildiği yerde veremese düzene biçim, seçimden sonra yanıyor anam yanıyor dermiş içim. Evet. Bu evet. Dönem Çetbi'nin düzenine ver biçim de yanıyor anam içim deme. İnşallah. Allah dedik inşallah. Evet sevgili başkanım, 2014 yılında Çetbiköy Derneği faaliyetleri nedir? Çordep'te yine var mı? Faaliyetler nasıl? Çordep'te piknik yapacak sanırım. Yapacak. Bu Cemil Yaşkabak'la piknik yeri arıyoruz şu an. Evet, neler söyleyeceksin? Çetbi'de var mı bir durum? Yolu falan kapamaya, şey yapmaya gerek var mı artık? Şartlar atarsa kapatırız. Hizmet gelmese kapatırız değil mi? Evet başkanım. Şimdi bizi televizyondan izleyen sevgili hemşerilerimize, değerli seyircilerimize herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Evet. Vizyon Türk ailesine, sana,
bütün ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Artık burası bizim bir evimiz oldu. Allah yani razı olsun. Evet. Yoldan geçerken dönüp programa giriyoruz. Sevgili Cemil, Ekşi Selim, Ekşi Hasan Dağlı abim, reji müdürüm Şenel müdürüme olsun, kameraman arkadaşlarıma, bütün ekip arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Abaya atıyorlar, akşam geç yatıyorlar, sabah da bizim için erken kalkıyorlar Allah'ın pazar günü. Onlara yok, böyle giderse abaya atıp burada yatacağız gibi mi geliyor? Sevgili Uğur kardeşim, Şenel müdürüm, daha olmaz diyoruz. Evet, hepsine çok teşekkür. Şimdi köy bazında dersek, çetme olarak, dernek olarak, geçen dönemde bu ikinci dönem başkanlığımız, geçen dönemde biz çok sosyal faaliyet yaptık, gezdik, biliyorum, gittik. Bu evet, dönem daha yapıcı şeyler, hani köyün içine de entegre olmaya çalıştık. Orada bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü insanlar da bıktı, gezdir gezdir, yani nereye kadar. Daha yapıcı şeylere yöneldik. O dönem biliyorsunuz işte telefonlara çok uğraştık. Evet. Onu başardık. Geçen dönem yaptığımız iyi işlerin başında şu geliyor. Vekilin Cahit Bağcı sayesinde işte kilit taşları yapılacak. Bu da mesela ben geçen Kargın'ın 58 köyü varsa 58'ini de gezdik. İşte Cemil Yaşkabak falan bilir. Diğer 750 Çorum'un da belki yarısını gezmişizdir. Öyle güzel köyler var ki pırıl pırıl yani. Şimdi bizim oraya da ihtiyaçtı. Yukarıda Yemişli mahallemiz düz, kilit taşı yapıldığı zaman çok şık bir mahalle olacak. Aşağıda belki daha engebeli tam oturmaz ama oradaki evet, doğanın dokusu, işte tarihi eserler hepsi ortaya çıkacak. Güzel bir şey yapacak, olacak. Bu birincisi. İkincisi, diğer sosyal faaliyetler devam ediyor. Burada insanları kaynaştırma. Evet. Çordef, bazen Çordef bünyesi altında bunları devam ettiriyoruz. Ama daha önemli bir şey var. Ben Çorum için konuşacağım. Bizi ilgilendiren Çorum. Şimdi Çorum geçen 30 Mart'tan sonra bir yıkım oldu bu köylerde. Köylerin hepsinde. Bunu düzeltmek lazım. Bu her seçimden sonra oluyor. Ne oldu? İşte muhtarlıktı, şuydu, buydu. İnsanlar birbirine girdi. Sizin orada da dahildir. Ben bundan 3 ay önce bir televizyon kanalına çıktım. Çok zor dönemler bekliyor dedim. Evet. Nitekim öyle oldu. Şimdi bunları yapan bu insanlar bizleriz hepimiz. Düzeltmek de bize düşer. Bunu düzeltmek lazım. İnsanların arasındaki diyaloğu daha güzel, hoş, iyi şeylere doğru yöneltirsek bu işi başaracağız diye düşünüyorum. Başkanım, dernekler memleketine, memleketin insanına hizmet için var. Eğer dernek başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlara Allah'ın rızasını kazanmıyorsa hiç kimse kazanamaz bu dünyada. Çünkü hasta tedavi olacak, işsize iş bulacak, öğrenciye burs sağlayacak. Yani mağdur muhtaça yardım edecek. Artı bir de muhtarımızın gayreti, çabası bazen yetmeyebiliyor köy için mesela. Köyün bazı, tabii, şimdi öyle derneklerimiz var ki devletin imkanlarından, belediyelerden araştır, gereştir, çöp konteyneridir, sosyal tesisim, banko turaktır, çocuk parkıdır, bunları bile dayısı olan işi götürüyor. İşi götürüyor. Ama her dernek başkanı gittikten sonra yönetim kuruluyla istedikten sonra alıyor abi. İstemeliyiz. Biz Çorum, Çankırı, Kastamonu, Şinop, Zonguldak, Bartın, yani Batı Karadenizliler istemeyi bilmiyor. Devletine, milletine sadık, sahip ama bir şey istemeye korkuyoruz. İsteyeceğiz abi. Bundan sonra biz de isteyeceğiz. Doğru. Alacağız. Şimdi daha özellik olur. Başladık istemeye. Hemşerilerimize, yani insanımıza faydalı olacağız. Bu çok dünyada doğru, en güzel yatırım insana yapılan, tabii, yatırım. Ki. En güzel hizmet insana yapılan hizmet. Bir yumurta düşün. Ne kapısı var, ne penceresi. Civciv canlanıp çıkıyor. Şüphesiz bir yaradan var, Mevlam var. Yani bu dünyanın öbür tarafı da var. Cennet de var, cehennem de var. Cenneti kazanmanın yolu insana hizmet. Yatırım. Bravo, bravo, bravo. Buradan geçiyor. Bravo. O konuda ben sizi de takdir ediyorum. Şimdi evet, biz de yeni yeni Allah başladık. Allah razı olsun. Yapıyorsunuz yani. Keşke, takip bugün ediyoruz. Bir iş adamı bulsaydık da. Bir eli vicdanda, bir eli para olan cüzdanda bir iş adamımız olsaydı, eliyle cebinin arası 5-6 kilometre olmayan bir iş adamımız olsaydı. Var öyle, çok var. Çetmi köyündeki o engelli kardeşimize bir akülü arası söz verdik.
Ama 9 tane rapor var. Bir araba bulamadık. Cemil Yaşkabak'tan Allah razı olsun. Mustafa Lafçı'dan Allah razı olsun. Adamlar aldı verdik. 2-3 tane araba. Temin edildi değil mi? Yani biz araba... evet daha önce 22 tane araba verdik şimdiye kadar. Programlarımızda da yayınlıyoruz. Kim abi, ne verdiğini, nereye verdiğini bilsin diye. Çetli'de belden aşağısı tutmayan bir kardeşimiz var. Söz verdik. İnşallah ona bir araba bir şekilde halledeceğiz ama ne gün olacak onu bilemiyoruz. Şu an 9 tane rapor var o arkadaşımın raporuyla birlikte. Ama ilk araba gelirse Çetmi'ye göndereceğiz onu. Onun sözünü verdik. Burada bir araba olsa buradan anonsunu yapacağım ve kargoya vereceğiz. Çetmi'ye göndereceğiz o arabayı başkanım. İnşallah. Ya da sizi çağıracağız. Teslim İnşallah. Edeceğiz. Muhtarıma göndereceğiz. Muhtarım da orada bizim adımıza teslim bu edecek. Bu program biraz aceleye geldi. Yoksa biz onu organize edecektik ya, de. Bu olmaz. Son, bir dahakine olur. Dahakine sorun olur, değil. Sıkıntı yok. Akülü. Manuel değil, akülü araba lazım. Cemil Başkan, o sendeki manueli alacağım ben. Onu başka bir yaşlı teyzemize vereceğiz. Evet, Cemil Yaşkabak tabi manuel var. Onu alacağız başkanım, o aklımda. Evet, şu an bizi Şükrü Duran izliyormuş. Şükrü Duran, 39-29'a vizyon yazıp boşluk bırak. Mesajını bekliyorum sevgili dostum. Yeni bir yer aldı Büyük Bakkalköy'de. Marifet Et Mangal, Eşkiye Kebap ve Piknik Alanı. Cemil Yaşkabak'la da yanına geleceğiz, bakacağız. Eğer uygunsa Çordef'in pikniğini orada inşallah yaparız Büyük Bakkalköy'de. Şimdi ben muhtarıma geçecektim ama kısa bir reklam arası, bu da ekmek parası, reklamlardan sonra şarkıyla gireceğiz Ramazan ayı demirle muhtarıma, başkanıma böyle geleceğiz. İkinci bölümde de başkanlarımıza da bir mikrofon uzatacağız. Şimdi reklam arası. Tamam.